Batu ne oldu baba? Siz nasılsınız? Teşekkür yeni ederim. Adaylar olarak evi bak nasıl abilerim, kardeşlerim, iki, Allah iki, rızası için bak sizden ben rica ediyorum. Lütfen konuşmayın. Bak ya çok doluyum. Allah aşkınıza konuşmayın. Tamam mı? Eski olduğu için. Yine de yine de. Allah aşkınıza konuşmayın abi. Tamam mı? Benim çünkü savunmam için. Ben seni tamam. Öyle bir durumdayım ki şu an ne savunabiliyorum ne bir şey. Ya patladım Allah aşkına. Sen kendi kendine geliyorsun. Ben seni anlıyorum. Gözünüzü seveyim ya. Tamam. Bir şey rica ediyorsam sizden abi yapmayın lütfen. Tamam, Semih'ten bahsediyoruz abicim. Evet. Bak 2-2,5 ay olmuş geleli. O da yeni sayılır yine evde de. Evde adaylarınız var mı? Görüştüğünüz boş birileri var mı? Heh. Yani programı izlemediğim için soruyorum. Hadi bana hiç sorma. Hadi. Hadi. Mehtap mı? Oo, Mehtap benim en yakın arkadaşım biliyorsunuz. Belki. Bahsetmedim. Ya, benim burada abi bir tek arkamda duran, gerçekten doğruları söyleyen, gerçekten sevdiğim... arkasında da hep duracağım Mehtap var. Ya bana sevdi diyor hala. Bana ya nasıl emre diyor. Bana da sevdi diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bana da sevdi diyor. O seni sevdiği için zaten bu kadar alınmış. Senin sinirleneceğin bir şey yok. Bana da sevdi diyor ya. Ya bana hala da sevdi diyor. Ben de sevgilisin sen ya. Ben de dedim Emre'ye aşığım bu dedim. Tamam, Emre'yi dinle, seviyorum bu dedim ya. Emre niye söylemiyorsun? Ne oldu? Lanet olsun ya. Hazal sen biliyor musun? Söyler misin? Yeter artık ya. Hazal sen yeter artık. Anlatır mısın? Ben dinleyelim. Bir şey yok. Emre hani o BTR hakkında bir şey söylemedi bana. Farklı bir konulardan söyledi. Yeter artık. Melek oraya gidip bir şeyler konuşmuş. Ne konuşmuşsunuz? Ayça'nın yakın arkadaşı olduğu için eskiden Emre ile hani beraberken Ayça'nın Halil ile görüştüğünü söylemiş. Ne? Hala görüştüğünü söylemiş. Bak Melek böyle bir kız. Böyle bir şey mi söylemiş? Ya bu böyle. Bunun Emre... Nereye Ayça? Ayça! Susamsa bir giz almayın. Ayça! Melis yanında git sen. Tabii. İstemiyor işte sen bana. Yemin ederim artık yeter dostum. Keşke bu eve girip Emre'yle aşk yaşamasaydım. Keşke Halil'i hayatıma almasaydım. Lütfen. Ben duramıyorum. Ayakta duramıyorum. Ne olur çok sinirlerim bozuldu. Şey. Gel otur şuraya gel. Gel otur. İyiyim dur. Gel otur şuraya. Kendini sınır şuraya. Gel sen şuraya. Al ne olur şuraya. Gel şuradan. Dur sen de şurada. Gerçekler elbet ortaya çıkıyor değil mi? Doğru söylüyorsun. Sadece sessiz kaldım ve Allah herkesin hakkında hayırlısını versin dedim biliyor musun günlerce? Günlerce sessiz kaldım ve Allah herkesin hakkında hayırlısını versin dedim. Daha fazla ya bir şey bak, söylemedim. Ya bak ben bunu hak etmedim. Bu kadarını hak etmedim yani. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi insanlar gerçekler ortaya çıktığı zaman feveran ederler Melek. Doğru şeyler ortaya çıktığında feveran ederler. Çünkü yaptıkları hata, yaptıkları yanlış su üstüne çıkıyor. Gözümle gördüm. Duymadım, bir yerde okumadım. Ayça senin vicdanın rahat olsun. Sen onu evine aldın, yedirdin, içirdin, yatırdın mı arkadaşım? Sen rahat olsana. Allah büyüktür. Aferin Eser sana. Ayırdı, Eser korudu kızı. Eser kızı mı korudu? Evet. Ne anlatmış? Daldım böyle Eser hemen beni itti. O kavgayı ayırma amaçlı yapmıştı Cansel ya. Onu amaçlı ayırayım diye kavga ayırdım. Tutamadılar ki beni kimse ayıramadı. En son Botan tuttu. Ben hayatımda kız geçirdim orada böyle ya bir kız görmedim. Kız geçirdim erkekler evinde. Erkekler evine mi gitti? Botan diye gönderin şu kızı şuradan dedi. Sana mı dedi? Hayır Melek için. Melek için. Dışarıda ben Ayça'yla sadece bir kere buluştum. Biraz önce içeride alarken ne dedim biliyor musun? O benim en yakın arkadaşımdı ya. Bunu bana nasıl yapar dedi. Bunu nasıl bana yapar derken doğruları söyledin şimdi evet. Bunu nasıl bana yapar? Yani nasıl, hayır ona göre iftira atıyorum. Hani bunu evet bana nasıl yapar? Seni iftira atıyormuş gibi göster. Şu an bunu bana nasıl yapar? Seni iftira atıyormuş gibi göster. Ama birisi de şey dedi zaten. Niye bildiğin gerçekleri ifşa ediyorsun? Ben de senin ilkileri ifşa ederim dedim. Öyle söyledim. Ben de seni ifşa ederim dedim. Ben de seni ifşa ederim dedim.
Sen niye doğruları ifşa ediyorsun? Ben de seni yedirdim. Öyle dedi. Yanlışlıkla mı doğruyu söyledi, bilerek mi doğruyu söyledi? Bayağı söyledi işte. Konuşamıyordu ki. Konuşamıyordu sinirden. Yani gerçekler ya, ortaya çıktığı için bu kadar sinirlendiler işte. Tepki onun için de. Gerçekler ortaya çıktı. Ben Ayşe'nin hep mutlu olmasını istedim. Bana yaptığı yanlışlara rağmen. Bana yapılan hatalara rağmen. Ağzımı açık konuşmadım böyle. Zerre gram bir şey söylemedim. Ama biliyorum kardeşim, farkındayım. Ben ona kızıyorum zaten şu an. Konuşma dediğim halde konuşuyor. Önümü kesiyor. Anladın mı? Ben burada yani artık hiç savunacak bir tarafı kalmıyor onun. Ben ona bak daha bir hafta önce diyorum ki kardeşim bak. Konuşmayacaksın. Burada hepimiziz değil mi? Ben orada konuyu niye kapatmak istiyorum? Niye kapatıyorum? Konuşulmasın. Ben eziliyorum. Anladın mı? Ama şimdi orada onu konuştuğu zaman sana söz hakkı doğuyor. E ben gelip şimdi sana nasıl onu savunayım? Güzel kardeşim benim. Farkındayım. Yani arada öyle bir kalıyorum ki ya çaresiz bak, kalıyorum. Buna kızıyorum ben. Arada kalma diye zaten. O benimle konuşsa bile, o benim arkamdan söylese bile ben senin ona olan o ilgini alakandan dolayı, ona olan saygımdan dolayı sen geldiğinden beri burada Ayşe'yi bir kere bile kötülememişimdir. Biliyorum, biliyorum. Bir kere bile adını anmamışımdır, bir kere bile konuşmamışımdır. Tamam mı? Final akşamında bile, galada bile o görüntü verildi, VTR'e verildi. Emre'den nefret ediyorum, Emre'yi görmek bile istemiyorum dediği VTR'e verildi. Ben yine de ağzımı açıp bir şey söylemedim. Dedim ki olabilir, ben bunun için uğraşmıştım zaten haftalarca. Olabilir, normaldir dedim, kapattım konuyu. Başka da hiçbir şey söylemedim. Bak ben insanlara kalpten gönülden giden bir adamımdır. Ayşe'ye de öyle gittim zamanında. Tamam mı? Yanlış yapmak istemedim. Ama yaptığı yanlışları öğrendikten sonra da yapabilecek bir şeyim yoktu. Sen şu an benden sonraki hayatında inşallah mutlu olur. Seninle ya da bir başkasıyla bilmiyorum. Hep onu söyledim zaten ona. Tamam mı? Bu konular acı konular, ağır konular ama gerçekler. Ben yaşadığımı biliyorum kardeşim. Benim başıma geldi böyle olay. Ben gördüm, görüntüleri gördüm. Sonrasında bana telefonlar açıldı vesaire 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 vesaire. Ben affetmedim. Ben vermedim o şansı. Ve onun hayatını zehir etmemek adına da burada bu açıklamaları yapmadım. Ama artık canıma tak etti Batu. Kötü adam oldum, suçlandım, ağır eleştiriler aldım, haksız yere neler neler söylenildi. Yine de ağzımı açmadım, açmayacağım da. Ben burada bu saatten sonra susacağım. Bu konular da inşallah bir an önce kapanır. O da yoluna seninle devam eder inşallah. Sen yeter ki sen...